Evet arkadaşlar, şimdi en son kalma göllerden bahsetmiştik. Van Gölü dedik, sonra Beyşehir'de Burdur, Salda gibi göllerimiz teknokarstik. Van Gölü tektonik artı lavsep, yani volkanik sep göllerinde. Sonra dedik ki Karadeniz'de Uzun Gölü, hatırlıyoruz. Uzun Göl'de oluşum köken açısına baktığımız zaman hem Alevyon sep hem de Eynan sep örneği teşkil ediyordu. Bunlar karma göller durumunda yer alırdı. Bunların dışında göllerden bir de şöyle bir ifadeyi hatırlayacak olursak, burayı belirtimiz hemen yapalım. Doğal göller grubu. Burada bir bağlamış olacağız. Ama şurayı hatırlayacak olursak arkadaşlar, enerji üretilebilen göller doğal göl müdür, yapay göl müdür yorumunda enerji üretimi, elektrik üretimi potansiyeli yapay göllere, barajlara ait bir özellik. Doğal gölden enerji üretmek pek mümkün değil. Ama istisna olarak doğal olmasına rağmen enerji üretilebilen doğal göller yorumunda şu ifadeyi hatırlamak mümkün olsun. Enerji üretilebilen doğal göller dersek, şu ifadeyi hatırladığınız takdirde arkadaşlar nasıl bir ifade kullanıyoruz? Hatta çok şeklinde bir tabir, büyük harfle yazdığımız sessiz harflerden bir çağrışım yaparsa kastedilen şu oluyordu. Hazar gölümüz, bir Elazığ'da bulunan tektonik bir gölümüz. Tortum gölümüz. Tortum Erzurum sınırları içinde olsa da Doğu Karadeniz bölgesinde bölümünde kalacak. Çıldır gölümüz ve Kovalı gölü. Bunlara ek olarak ne kullanılırsa yanlış olmaz. Bunların yanında arkadaşlar bir de yine Eğirdir Gölü. Göller yöresindeki Eğirdir Gölü'nden de yine enerji potansiyeline sahip doğal göller grubuna örnek teşkil edecektir bunlar. Mesela şöyle bir soru sorulabiliyor. Sorular veriyor. Atatürk, Kevan, Karakaya, Himmanlı ve Çıldır Gölü mesela. İşte enerji üretilen göllerden hangisi farklılık gösterir? Hepsi enerji üretilen göller bulundu ama yalnız baktığınız zaman Çıldır Gölü enerji üretiyor ama nasıl durumda? Doğal, diğerleri ise yapay, yani baraj iken Çıldır doğal bir göl durumunda kalması ve fark yaratıyor. Sonra demiştik ki Türkiye'deki bütün göller içinde doğal sınır oluşturan göl deyince aklımıza ne gelecekti? Ardahan'da yer alan, yarısı Gürcistan, yarısı Türkiye'ye ait olan Aktaş Gölü. Dolayısıyla arkadaşlar doğal sınır oluşturabilen göl örneği olarak da isim yapardı. Aktaş Gölü diyelim. Evet. Bu açıdan doğal gölleri değerlendirdikten sonra göller maalesef bilgi soruları olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli karalamalar yapılarak işte Tuz Gölü gördük yanına, Tektonik Tortum gördük yanına, Heyran Sek gibi bilinsek de bilmesek de bazı karalama yaparsak soru üzerinde bilinçaltımıza yavaş yavaş yerleşmesi mümkün olmaya başlayacaktır diyelim. Şimdi arkadaşlar göllerin bir diğer grubu olan yapay, yani baraj göllerini bir değerlendirelim. Bu noktada dikkat almamız takdirde yapay göller dedik. Yani barajlar, yapay değiliz bile. Barajlar olarak dikkat almamız takdirde diyelim. Yapay göller, yani barajlar, göletler. Arkadaşlar, yapay göllerin yani barajların genel itibariyle baktığımız zaman kullanım alanı en çok değerlendirildiği sektör alan nedir dersek, genel itibariyle yapay göllerden biz ya da doğal gölde olsa yapay gölde bir iki noktada sulama, içme gibi alanlarda daha çok faydalanmamız söz konusu olacak. Sonra enerji üretme özelliğimizde bağlayacağız. Barajların amaçları dersek arkadaşlar, niçin baraj inşa edilir? Yapılış amaçları olarak bir hatırlayacak olursak, amaçları diyelim, barajların yapılmasındaki amaçlar, hedefler. Bunlardan baktığımız zaman bir dedik içme, sulama, çeşitli faaliyetlerde kullanma, suyu temini.
evsel ihtiyaçlar vesaire çeşitli ihtiyaçlar için kullanma suyu temin etmek amaçlı barajlar söz konusu olacaktır. Bu tarz yorum sorularında mantık nedir? Mesela Türkiye'nin batı kıyılarında ya da Marmara bölgemizde bulunan genelde yapılan barajlar daha çok hangi amaçla inşa edilir ya da hedef amaç nedir? Alçak, denize yakın alçak bir yerde bir barajsa arkadaşlar daha çok içme, sulama, kullanma suyu temini ön plana çıkar. Enerji üretme özelliği olmaz. Çünkü enerji üretilebilmesi için eğim yükselti gerekiyor. Suyun hızlanması o da yüksek bir yerde mümkün. Alçak yerlerde ise bu defa içme, sulama, kullanma suyu temini söz konusu olacaktır. Karadeniz'deki kentler dahi olsa, neden Karadeniz'deki kentler dahi diyoruz? Çünkü Karadeniz her mevsim yağış alan, dolayısıyla akarsu yönünden, kaynaklar yönünden kısmen zengin bir potansiyelimiz var. Ama şehir merkezleri, kent merkezlerine kadar olsanız su ihtiyacına, evsel ihtiyaçlar vesaire sebeplerle kent merkezindeki su ihtiyacını kaynak suyla temin etmek tek mümkün olabilecek, yani yeterli olacaktır. Bu durumda ne yapılır? Akarsular üzerine göletler, barajlar yapıyoruz. O göletlerden su arıtılıp beraberinde ne yapılıyor? İçme, kullanma gibi evsel ihtiyaçlarda kullanma sunuyoruz diye. Şimdi bu anlamda içme amaçlı, İstanbul'da içme suyu temin amaçlı faydalanan gölet barajları bir isim olarak hatırlayacak olursa karşımıza çıkması muhtemelen arasında. Büyük çekmece gölü bir, küçük çekmece gölü iki, İstanbul'un ilçe isimleriyle, sonra Tempos gölü üç ve arkadaşlar Tempos'un diğer ismi Dulusu olarak hatırlıyoruz ve bunun yanında bir diğer olaraksa Ömerli barajı diyeceğiz. Bunlar İstanbul'un içme, kullanma suyu gibi alanlarda İstanbul'un ihtiyaçları gidermek anlamında faydalanan dolayısıyla göletler, barajlara karşı gelirken. Bunun yanında bir de neye dikkat alalım? Başkent Ankara'ya gidersek arkadaşlar, Çubuk 1 ve Çubuk 2 barajlarını hatırlayalım. Ankara'nın yine içme suyu, kullanma suyu gibi alanlarda faydalanan dolayısıyla barajlardır. Bu şu ana kadar örneklediğimiz bu barajların ne özelliği yoktur? Hangi alanda kullanılamaz dersek enerji üretilme potansiyeli yoktur. İçme, kullanma suyu gibi alanlardan değerlendirilir diyeceğiz bu gibi noktadır. Ama dolayısıyla enerji üretilemez noktasına karşı gelecektir bu barajlarda. Bunlardan arkadaşlar Çubuk, Ankara'da yer alan Çubuk Barajı'nı bir hatırlayalım. Çubuk Barajı'nın dipnot özelliği olarak bakıldığı zaman şöyle bir dipnot fonksiyonu olacaktır. Türkiye Cumhuriyet tarihimizde ya da Atatürk döneminde inşa edilen, Cumhuriyet tarihinde inşa edilen ilk baraj Ankara'da bulunan Çubuk Barajı'na karşı gelir. Onun için yanından düştüğümüz dipnot özellik şu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajıdır. Cumhuriyet tarihimizin ilk barajı Ankara'da yer alan Çubuk Barajı. Peki o zaman nasıl diyorum? İlk barajımızdan yani Çubuk Barajı'ndan hangi konuda faydalanamıyoruz, yararlanamıyoruz noktası arkadaşlar? Enerji üretim özelliği yok ilk barajımızın. İçme sulama kullanma suyu temininde faydalanıyor diyeceğiz. Yakın zamana kadar bir 3-4-5 yıl öncesine kadar diyebileceğiz. Tamamen kuruma aşamasına yaklaşmıştı. Peki dolayısıyla nereden bir su takviyesi yapılarak buranın kuruması önlendi kısmen dersek Kızılırmak'tan bir kanalda dolayısıyla Çubuk Barajı'na su aktarma söz konusu oldu. Bu şekilde Ankara'nın da susuzluğu kısmen giderilmiş oldu diye değerlendirmek mümkün. Cumhuriyet tarihimizin ilk barajı Ankara'da Çubuk Barajı demiştik. Peki Osmanlı döneminin ilk barajı diyelim. Arkadaşlar bu defa Akdeniz bölgemizde yer alan Mersin Tarsus ilçesinde yer alan diyeceğiz. Topuz Bendi barajıdır. Topuz Bendi bulunduğu yer itibariyle dedik ki Mersin
Tarsus ilçesinde kalacaktır. Topuz Bendi Barajı'ndan, Osmanlı'nın ilk barajından enerji üretme özelliğinden de faydalanmış. Günümüzde artık uzun zaman sonra biliyorsunuz Türkiye'deki barajlar ömrü kısmen kısa. Neden? Türkiye'de erozyon fazla. Barajların içi toprakla alüvyonla dolarak zaman içinde baskılı baraj özelliğini kaybediyorlar. Bu noktada dolayısıyla enerji üretme baskından ziyade daha çok içme suyu kullanma, sulama gibi alanlarda faydalanma potansiyeli kalmış oluyor. Geriye peki arkadaşlar, bir diğer bir not özelliğini şunu hatırlayalım. 2015 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs'ın su ihtiyacını Türkiye'den giderilmeye sağlanmaya başlandı. Kıbrıs'a hayat suyu ya da can suyu ismiyle geçen ve Astra projesi olarak adlandırılan bu çalışma hangi barajlar bu noktada inşa edilmiştir? Yani soru şöyle olursa, aşağıdaki barajlardan hangisi Kıbrıs'a su temini kapsamında inşa edilen, faydalanan barajlardandır sorusunuz arkadaşlar. Şu ifadeyi kullanacağız. Diyelim ki Kıbrıs'a su temini kapsamında inşa edilen barajlar gösterir. Kıbrıs'a su temini kapsamında inşa edilen barajlar. Bu niyetle yapılmış, inşa edilmiş barajlar dediğimiz takdirde arkadaşlar, biri Türkiye'de Mersin'de inşa edeceğiz, diğeri ise Kıbrıs'a. Türkiye'de inşa edilen Mersin'de bulunan barajımızın ismi arkadaşlar, Mersin'de yapılan barajımız Alaköprü barajıdır. Alaköprü. Peki hangi nehir üzerine nereye yapılmış, inşa edilmiş dersek, Alaköprü barajı Dragon çayı üzerine, Dragon çayı üzerinde Alaköprü barajını inşa etmişiz. Peki Türkiye'den buradan alınan su denizin altından boru hattıyla Kıbrıs'a geçiyor. Kıbrıs'a geçen suyu Kıbrıs'ta depolandığı Kıbrıs'ta inşa edilen barajlarımızdır dersek, Kıbrıs'ta inşa edilmiş baraj ise arkadaşlar Geçitköy barajıdır diyeceğiz. Evet. Kıbrıs'a su temini, Asrın projesi kapsamında, Kıbrıs'a su temini kapsamında 2015 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs'ın su ihtiyacını dedik ülkemizden sağlanıyor. Deniz altından boru Kıbrıs'a geçiyor. Bu niyetle Mersin'de inşa edilen baraj hakkında köprü, Kıbrıs'a inşa edilen baraja ise Geçitköy barajı ismini vermiş oluyoruz. Peki bu barajların ne fonksiyonu yoktur, hangi alandan değerlendiremeyiz, kullanamıyoruz dersek arkadaşlar, yine enerji üretme özellikleri yok. Daha çok içme sulama gibi alanlarda faydalanılması söz konusu olan barajlardır. Peki yine yorum olarak hatırlayacak olursak, dedik ki şu an Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajı ve en çok elektrik enerji üretilen barajımız olarak Güneydoğu sınırları içinde 3 ile komşu, 3 ile sınırı bulundu. Atatürk Barajı. Adıyaman, Urfa'da, Diyarbakır, burada Şanlıurfa diye bir bağlı. Adıyaman, Urfa'da, Şanlıurfa'ya sınırı bulunan bir yapı. Antep, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın sınırı bulunan Atatürk Barajı. Şu an en fazla elektrik enerji üreten barajımız. Peki, Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajımız hangisiydi? Oradan bir dipnot hatırlarsak. Burası en yüksek gövdeli baraj olarak şu an aktif olarak Çoruk Nehri üzerinde, Artvin'de Çoruk Nehri üzerinde diyeceğiz, Deriner Barajı'dır. Yakın zamanda arkadaşlar Deriner Barajı'nın yerini alacak, yani tamamlanınca ülkemizin en yüksek gövdeli barajı olacaktır kelimesi kullanılırsa bu defa cevap bizi Yusufeli Barajı'na götürecek. Yusufeli inşaatı devam etme noktasında ve dolayısıyla tamamlanınca yaklaşık 2000 hanelik bir yerleşim bölgeyi terk etmek zorunda. Çünkü o 2000 hanenin yaşadığı çevre evleri su altında kalacağı için orayı terk edip başka bir yere yerleşimin taşınması söz konusu olacak diyelim. Bunun baktığımız zaman peki baraj yapılırken HES yani hidroelektrik santral yapılırken bir yere en önemli kriter nedir dersek, barajdaki yapılış amacı birinci hedef enerji üretmek olduğunu dikkat edersek arkadaşlar, bu niyetle yapılırsa en önemlisi akımı yani dibi ölecek. Su
sürüm akışısı. Bunu da belirleyen eğim yükseldi. Dolayısıyla daha çok eğimli yüksek yerlere, yani kapsuların daha çok yüksek kesimlere, kaynakların yüksek kesimlerle inşa edilmesi uygun olacaktır diyeceğiz. Peki, biz bunun yanında şöyle devam edelim. Barajların yapılış amaçlarının biçim kullanma sulama suyu temin edilmiştik. Diğer bir kriter şu yazsın arkadaşlar, barajın yapılış amacı olarak enerji üretmek diyelim. Hidroelektrik santral, yani HES diye isim yapan, ne diyoruz? Hidroelektrik santral. Yani su gücünden elektrik üretimi. Elektrik üretimi diyelim. Evet, barajların bir dedik içme kullanma sulama suyu temini. İki, HES yani hidroelektrik enerji üretimi. Elektrik üretmek amaçlı barajlar inşa etmemiz söz konusu olacak bu noktada. Peki arkadaşlar, enerji üretmek dediğimiz takdirde enerji üretme potansiyelinin temelde belirleyen en yükseldiği 7 bölgemiz içinde Türkiye'de hidroelektrik potansiyel en yüksek coğrafi bölge dersek, bizi Doğu Anadolu bölgesi eğim yükseldiği fazla olduğu için en yüksek hidroelektrik kapasitesi Doğu Anadolu'dadır. Peki en düşük hidroelektrik kapasitesi dersek, alçak ve düz deniz seviyesine yakın suyu yavaş akıyor ve enerji gücü az, Marmara bölgesi olarak hatırlayacağız. Peki aktif olarak günümüzde hidroelektrik üretimi, enerji üretimi yani sulanan enerji üretiminden en fazla yararlandığımız bölge dersek Güneydoğu Anadolu bölgesi. Normalde elektrik üretmek için baraj yapmaya en uygun potansiyeli en yüksek bölge Doğu Anadolu. Ama neden biz barajları Doğu Anadolu'ya yapmayıp da çoğunlukla Güneydoğu'da yoğunlaştırıyoruz? Doğu Anadolu arkadaşlar, yer şekilleri ve iklim özelliğine dikkat alırsanız Doğu Anadolu'ya yapılan barajlarda sadece enerji üretebileceğiz. Ama Güneydoğu'ya yaptığımız takdirde hem enerji üretilebileceği gibi aynı zamanda geniş platolar, düzlükler, burada tarımda da sulamada da faydalanma durum oluyor. Bunun için daha kullanışlı olunca çoğunlukla Güneydoğu'da toplayabileceğiz barajlarımız. Sonrasında bakıldığı zaman bir diğer yorum. Türkiye'deki barajların ömrü dünya ortalamasını genellersek arkadaşlar, ülkemizdeki barajların ömrü genelde 150 daha kısa diyoruz. Barajlarımız neden kısa ömrü? Ömrü neden kısa oluyor dersek, bunun en temel sebebi arkadaşlar, barajlarımızın kısa ömürlü olmasının temelinde yapılan sebep, Türkiye erozyonun fazla olduğu bir ülkeyiz. Erozyon demek rüzgar ya da suyun toprağa süpürmesi, akan sular, sel rejimli sular getirdiği bu süpürdüğü toprağa barajlarımızın içi balçık, çamur, toprakla doluyor. Dolayısıyla bu da barajın içindeki su tutma kapasitesini düşürüyor ve barajların ömrüne burada azalmış, tükenmeye yaklaşmış oluyor diyeceğiz. Erozyon koşulları göz önüne getirilirse hangi bölgedeki barajlar erozyona bağlı ömrü daha kısa olursa olsun, erozyon çok, bunun için barajlar ömrü kısa diyebileceğimiz İç Anadolu ve Güneydoğu. Peki erozyon daha az ve erozyona bağlı baraj ömrü daha uzun diyeceğimiz bize ilk görsün görüşü, dolayısıyla erozyon en az Doğu Karadeniz. Onun için Doğu Karadeniz cevap olarak karşımıza getiriliyor. Peki arkadaşlar, dedik ki bu noktada şu ismi kullandık. Hidroelektrik potansiyel, su gücünden elektrik üretme potansiyel en yüksek diyelim. Bölge olarak bizi Doğu Anadolu bölgesine götürür. Ama hidroelektrik potansiyel en düşük, en az olan bölgemiz dersek, bu defa yükseltse en az denize en yakın seviyede alçak ve düz olan Marmara. Peki hidroelektrik üretim aktif olarak en fazla hangi bölgemizdedir? Su gücünden elektrik enerji üretimi, hidroelektrik üretim en fazla doğrudan aktif kullanım dediğimiz zaman arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgemiz diyoruz. Güneydoğu Anadolu hidroelektrikten en fazla aktif olarak yararlandığımız, faydalandığımız bölgemize karşılık geçecek diyeceğiz bu
anlamda. Yine bunun dışında başka bir özellik olarak bakıldığı takdirde arkadaşlar, haricinde Türkiye'de göz önüne getirilirse, yine barajların yapılış amaçları için bunlar dışında bir de şunu ekleyelim. Bir dedik, içinde kullanma suyu, enerji üretmek demiştik. Üçüncü bir amaçsa, temel amaçlardan üçüncüsü şu gelsin arkadaşlar. Burada taşkınları önlemek. Akarsuların fazla yağışlarla kar erimeleriyle su seviyesi gibi artınca vade, nehir yataklarına su sığmayıp taşkınlara maruz kalıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar nehir üzerine yapacağımız barajlar sayesinde fazlalık suları baraj içinde muhafaza edip tutuyoruz. Yani dolayısıyla nehire salmadığımız zaman nehirin taşma ihtimali kısmen azaltmış oluyoruz. Onun için barajların yapılışındaki amaçlardan bir diğeri de taşkın, nehirlerin taşkın yapmasını azaltmak ya da önlemek anlamında amaçlar içinde yer alacak. Peki barajlardan ulaşımda faydalanabilir miyiz dersek? Barajlar da kısmen yüz ölçümü oldukça büyük potansiyele sahip. Atatürk, Kevan, Karakaya, Derin'e büyük barajlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu derin ve geniş yüz ölçümlü barajlar üzerinden çeşitli ulaşım faaliyetleri yapılabilir. Ama sırf ulaşım yapacağız diye baraj inşa eder miyiz? Hayır. O zaman ne demek? Ulaşım yapmak barajın amacı değil, yararı yani faydası demektir. Peki barajlarda balıkçılık olur mu? Evet, tatlısu balıkçılığı yapılır diyeceğiz. Peki balıkçılık yapmak için baraj yapar mı istersek? Hayır. O zaman balıkçılık yapılması barajın amacı değil, ne yararı yani faydası anlamında kullanıyoruz diyelim. Yine ufak bir yorum yaparsak, barajlar arkadaşlar hidroelektrik üretim. Su gücü ne yapmaz? Tükenmez, yenilenebilir bir enerji. Çünkü barajdan enerji ürettik, akarsu denize suyunu boşalttı, deniz okyanusa. O deniz okyanusa giden su tekrar güneşi gördü, buharlaştı, tekrar yağış. Ne yapıyor? Bu su döngüsü dediğimiz olay sayesinde dolayısıyla su atmosferle yer küre arasında sürekli devir daim yapıyor. Yani HES hidroelektrik enerji tükenmez, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Duman atık bırakmaz, çevre dostu bir enerjidir. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu noktada bakıldığı zaman duman atık bırakmıyor, çevre dostu, yenilenebilir bir enerjidir. Ama buna rağmen birçok yerde karşınıza çıkıyor haberlerde vesaire duyuyorsunuz. Ne yapıyor? HES'te de hayır eylemleri, hidroelektrik santral istemiyoruz gibi. Bunun mantığıyla çeşitli doğa katliamlarına da dönüşebiliyor HES'ler. Çünkü barajın yapıldığı yer şartlar, doğal şartlar dikkate alınması gerekiyor. Barajın yapıldığı yerde bir yerleşim varsa orası baraj yapılınca sular altında kalıp yok olabiliyorlar. Orada çeşitli bitki örtüsü, tarım ürünleri, çeşitli doğal bitki türleri varsa baraj sular altında orası yok olma durumuna karşı karşıya. Spor faaliyetlerden özellikle hangisini olumsuz etkiliyor dersek, rafting. Özellikle rafting için suyun eğimi hızlı artması gerekiyor ama baraj yaparsak sular göl haline, sakin duruşlu hale gelince rafting özelliğiyle olumsuz etkiliyor barajlar diyelim. Barajları yaptıkça nehir üzerine ne kadar çok baraj yaparsak deltalardaki verimli toprak oranı azalır. Çünkü barajlar sayesinde ne yapıyor? Duvarlar akarsuyun toprağı denize kadar götürmesi, deltaya ulaştırmasını azaltacak diyeceğiz. Bu da yine deltanın verimin düşmesine yol açmak. Yine barajın bir dezavantajı diyebiliyoruz. Nehir üzerinde, akarsular üzerinde arkadaşlar yapılan balıkçılığa tatlı su balıkçılığı denir. Balıklar özellikle yumurtalama, yavrulama dönemlerinde nehri ters yani kaynağa doğru, yukarı doğru kısmen tırmanma özelliği yaparlar temiz yerler aradıkları için. Ama bizim nehir üzerinde yaptığımız o yüksek baraj duvarları balıkların göç yollarını ve besin kaynaklarının gelmesini de engelleyebildiği için yine buna bağlı olarak dolayısıyla balık canlı ekosisteminde balık barajlar olumsuz etki yapabilecektir.
Sonrasında baraj yapıldıktan sonra nehirde kısmen sular cılız hale gelir. Yani kurumalar başlıyor. Yani bu da yine beraber bir çeşitli ekosisteme olumsuz yansıyacak durumlar içinde geçecek gibi. Yani olumlu artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Bunların iyi bir ekip test edilmesi gerekiyor ki oraya barajın yapılıp yapılmayacağını bu olumlu olumsuz yönleri iyi düşünülüp kararlaştırılması önem arz ediyor diye. Şimdi bu noktada bakıldığı zaman arkadaşlar bir diğer ufak yorumda şunu hatırlayalım. Peki baraj yapılırken herhangi bir yere baraj yapıyoruz. Baraja biliyorsunuz kurulum maliyeti oldukça yüksektir. Tonlarca beton çelik kullanıyoruz dayanıklı olması. Çünkü tonlarca suyu depoluyoruz. O baraj duvarları dayanıksız olursa depremde ya da heyelanda vesaire yıkıldığı zaman baskı basınç sonucu alt yerleşimlerin büyük risk taşıyor. Oraların su altında haritadan silme ihtimali var. Bunun için barajların oldukça donanımlı dayanıklı olması gerekiyor. Bu da kurulum maliyet açısından oldukça maliyeti yüksek. Ama inşaatından yapıldıktan sonra ise uzun yıllar herhangi bir gider olmadan kullanmaya devam edebiliyoruz diye. Yine baraj yapıldığı esnasında yapılı zemin yapısı önem arz eder. Baraj yapılan yerde geçirimsiz genelde sert zemin yapısı varsa daha önemlidir. Çünkü su tutma kapasitesini artırır, suyu kaybını azaltır. Ama karstik bir zemine yani geçirimli bir zemine baraj yaparsak boş yere masraf yapıyoruz. Çünkü yaptığımız o duvar bir işe yaramayacaktır. Çünkü zeminden su sızıp dolayısıyla barajın doluluk oranı düşük kalacaktır. O noktada geçirimsiz zeminler yine önemlidir. Genel değerlendirmeye bakarsak barajların çevresinde nüfus yerleşim az olur. Neden az olur dersek? Genelde arkadaşlar biz barajları yaptığımız zaman özellikle enerji üretmek için yaptığımızı göz önüne getirirsek eğimli yüksek yerler, genelde barajın kenarları yamaç eğimli araziler, oralarda yerleşim tarım yapmak pek mümkün olmayacaktır. Ve baraj yapılırken kamulaştırma söz konusu olacaktır. Kamuya dönüştürüldüğü için araziler oralar yerleşime kapatılır. Yine burada ıssız kalmasında bir etki. Yine taşkın risklerle karşı çevresinde yerleşim nüfus az. Ve genel itibariyle baktığınız zaman akarsu kenarlarının ve barajların kenarlarının ağaçlandırılması söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu sebebi nedir? Niçin ağaçlandırma yapıyoruz? Demiştik ki barajların ömrü kısa oluyordu. Neden? Erozyon sırasında getirilen alüvyon malzeme barajın içi çamurla, toprakla doluyor ve barajın ömrü bitme aşamasına yaklaşıyor. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu barajın dolmasını, balçık, çamur, toprakla dolmasını önlemek için yani erozyonu azaltmak için akarsu kenarları ve barajların çevresi ağaçlandırılması buradan kaynaklı bir sebeptir diye hatırlamak mümkün olsun diyelim. Şimdi bu şartlar ölçüsünde dolayısıyla biz Türkiye'deki önemli barajlarımızı bir hatırlayacak olursak bu noktada öne çıkan önem arz eden barajlarımız son yıllarda biraz daha HES'lere yatırımlar artmasıyla HES'in yani su gücünden elektrik enerji üretimi payı da kısmen artma eğiliminde olduğunu görmek mümkün olacak. Şöyle bir soru ve bir cevaptır. Enerji ya da elektrik üretiminde yerli kaynaklar içinde en fazla paya sahip yerli kaynak türü HES yani su gücüdür. Altı çizili nokta nasıl? Toplamda en fazla elektriği sudan HES'ten üretmiyoruz. Dikkat alırsak dedi ki yerli kaynak yani ham maddesini ülkemizden sağlayıp da enerji üretiminde en fazla paya sahip olan dersek HES. Ama toplamda arkadaşlar son verilerde günümüzde enerji üretiminde en fazla faydalandığımız enerji türü kömür gelir. Sonrasında doğal gaz ve HES diyeceğiz ama bize yerli kaynaklar içinde yani ham maddesini Türkiye'den kendi ülkemizden temin ederek sağladığımız enerji türleri içinde en fazla paya sahip olansa hidroelektrik enerji başlığı çekecek diye hatırlayacağız. Şimdi biz bu noktada Türkiye'deki önemli HES'lerden bahsediyoruz ama öncelikle yine bir yorum yapalım. Burayı sadece yine yorum olarak da duymanız yeterli olacak diyelim. Şöyle bir değerlendirme yaptığımız takdirde arkadaşlar kavram olarak.
Barajlar noktasında da düşünülürse ifade ettiğiniz zaman şimdi bu noktada bakılırken diyelim mesela bize genelde sorular santraller üzerinden geliyor bu konularla ilgili, enerji üretimiyle ilgili sorular da çoğunlukla santral üzerinden sorular gelir. Şöyle bir değerlendirme yapalım. Burayı bir ufak yorumu görmeniz yetiyor. Atıyorum arkadaşlar, Alaköprü var. Ya da şöyle diyelim, şuna başlayalım. Alaçatı olsun, Alaçatı 1. Ali A, 2 diyelim, Ali A. Sonra Akkuyu gelsin, Akkuyu. Soma diyelim, Silopi. Sarayköy. Çatal Ağzı, Çatal Ağzı. Yine Manavgat gibi örneklerimiz söz konusu olsun. Şu an burada örneklediğimiz arkadaşlar ifade hepsi santral. Yani bunların tamamında enerji üretiyoruz. Elektrik üretimde kullanma potansiyelimiz var. Ama her biri bu santrallerin hepsi farklı bir enerji türüyle çalışır diyeceğiz. Alaçatı örneğin İzmir'de olmakla birlikte Türkiye'nin ilk rüzgar santrali olacak. Aynı zamanda rüzgardan enerji üretimi var. Ali yine İzmir'in ilçesinde petrol radyoluz yani. Petrolle çalışan bir santral. Akkuyu şu an inşaatı devam eden ve 2023'te aktif olması, kullanıma sunulması hedeflenen Mersin'de Akkuyu tamamlanınca Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak ama henüz daha aktif yani kullanımı söz konusu değil. Soma Manisa'ya götürüyor. Lignit santrali yani lignitle çalışan bir santralimiz. Silop ve Şırnağ'ın ilçesi olmakla birlikte asfaltikle çalışan bir santral. Sarayköy Denizli'ye götürüyor bizi. Denizli Sarayköy yer altından çıkan buharlı sıcak su yani jeotermal bir santral. Çatal Ağzı Zonguldak'tayız. Kaş köyüyle çalışan bir santral. Manavgat'sa Antalya'dayız. Bir akarsu üzerinde yer alan HES, hidroelektrik santral. Yani demek istenen şu, son yıllara yakın şu tam soru pek gelmese de, yani Fırat üzerinde hangi baraj var, Yeşilırmak'ta hangisi gibi sorulmasa da arkadaşlar, hangi nehir üzerinde hangi baraj var bilmesek de en azından onun ismini gördüğünüz zaman bir baraj olduğunu, bir HES olduğunu, hidroelektrik santral olduğunu anımsamaması yararlı. Ya da sorularda şu tarz gelebiliyor. Santralleri şıklara yerleştirip diyor ki hangisi yenilenebilir, çevre dostu, çevreyi kirletmeyen. Yani dolayısıyla burada bir güneşse, rüzgarsa, dalgaysa, jeotermal gibi ya da HES ise ne yapıyor? Çevre dostu. Ama bir kömürle, lignitle, petrolle çalışan bir santral ise bunlar termik santral, duman atık, karbondioksit salınımı yapacak, onlar çevreyi kirletecek gibi. Bu gibi yorumlar da oluyor kısaca. Yani burada çağrışımız şu olsun, en azından ismini gördüğünüz zaman onun bir baraj olduğunu, yani hidroelektrik santral olduğunu anımsamamız yararlı olacaktır. Arkadaşlar bu noktada şöyle olalım. Barajlar değerlendirilirken bunlar içinde Çoruk nehri üzerinde bulunan HES'lerimiz, yani hidroelektrik santraller hangileri neler var diye bir görmeye çalışırsak, bunlardan biri arkadaşlar şu an günümüzde Türkiye'nin aktif en yüksek görülen baraj durumunda bulunan Deviner barajımız var. Sonra yine Çoruk üzerinde yer alan Artvin'de yine yer almakla birlikte tamamlanınca Deviner'in yerini alacak. Yani Türkiye'nin en yüksek görülen barajı olacaktır ifadesiyle anılan Yusufeli var. Yine Artvin'deyiz ve Çoruk nehri üzerinde olan bir diğer Borçka barajımız söz konusuyken bir de arkadaşlar Murat diyelim. Deniler, Yusufeli, Borçka ve Muratlı gibi barajlar Çoruk Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik santrallerle karşı gelirken gelelim Yeşilırmak diyelim. Yeşilırmak üzerinde bulunan öne çıkan HES'lerimizden. Arkadaşlar bunlardan bir Tokat'ın ilçe ismini taşıyan Almus gelsin. Almus bir olsun. Sonra mühendis kardeşlerden de isim alan Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajlarımız var. Sonra Kılıçkaya
Evet, Ağustos, Hasan, Suat, Uğurlu ve Kılıçkaya barajları Yeşilırmak üzerindeki barajlar. Mesela Orta Karadeniz, yani Ordu'da bulunduğumuz, dikkat alırsak Ordu'daki örneğin elektrik dağıtım şirketi YEDAŞ olarak anılıyordu. Şu an YEPAŞ ifade edilmekle birlikte. Yani YEDAŞ'larken çarşı Yeşilırmak dağıtım şirketi gibi, yani kısaca bu çevrenin elektriğine Yeşilırmak üzerindeki HES'lerden tedarik ediliyor anlamında bir yoruma bizi götürür. Kızılırmak arkadaşlar. Kızılırmak üzerinde bulunan HES'ler, barajları bir hatırlayacak olursak, bunlardan bir tanesi Türkiye'nin şu an aktif en büyük dördüncü baraj durumunda olan İrfanlı. Çünkü Türkiye'nin en büyük ilk üç barajımız, ilk üçe giren baraj büyüklük açısından Atatürk, Kemal, Karakaya, bu üç baraj Fırat Nehri üzerinde diyeceğiz. Dördüncü en büyük potansiyele sahip barajımız İrfanlı ise Kızılırmak üzerinde yer alan bir barajımız. Sonra Kesik Köprü, Kesik Köprü barajımız söz konusu. Altınkaya barajı, Kapulukaya barajı ve arkadaşlar Derbent barajı. Kirfanlı, Kesik Köprü, Altınkaya, Kapulukaya ve Derbent gibi barajlar, bunlar HES'ler. Kızılırmak üzerinde bulunan HES'ler olması söz konusu olacak diyeceğiz. Bu akarsular üzerinde baktığımız zaman Çorum'un Dipnot'un Türkiye'de rejime en güzel akarsu olmasıyla ve üzerinde en yüksek gövdeli baraj barındıran akarsu olmasıyla öne çıkan bir vasıf var. Yeşilırmak Türkiye'deki bütün akarsular içinde bir yılda denize en çok alüvyon malzeme sediment getiren akarsu olmasıyla önemli bir vasıfa sahip. Kızılırmak Dipnot'u hatırlarsak Türkiye sınırlarımız içinde en uzun boylu akarsu olmasıyla öne çıkan bir yapısı vardı. Arkadaşlar Sakarya'ya gidelim. Sakarya Nehri üzerinde öne çıkan barajlarımızdan diyoruz ki bu da bir Gökçekaya barajı. Gökçekaya. Yine bir diğer arkadaşlar burada Sarıyer ya da Hasan Polatkar olarak da adlandırılır. Sarıyer barajı. Yine Porsuk barajı gibi barajları kullanmak mümkün ama daha çok Gökçekaya ve Sarıyer daha çok karşımıza gelebilecek potansiyel olanlar. Sonra Gediz, İzmir'deyiz. İzmir limanının balçıkla, toprakla dolmasını önlemek amaçlı yatağı değiştirilen akarsu olarak isim yapardı Gediz'deyken. Başka bir noktadan körfez yerine farklı bir noktadan denize dökülmesi sağlanan akarsu diye isim yapıyor Gediz'deyken. Arkadaşlar üzerinde demir köprü barajını barındıracaktır. Gediz üzerinde bulunan kesik olarak. Peki Büyük Menderes'teyiz. Yine Ege bölgesinde olmakla birlikte. Üzerinde iki öne çıkan isim yapan baraj olarak hatırlarsak arkadaşlar. Bunlardan bir Adıgüzel barajı, Adıgüzel ve Kemer. Kemer ve Adıgüzel barajları Büyük Menderes üzerinde yer alan kesiğe karşı gelirken Manavgat'a gidelim. Antalya'dayız, Manavgat. Manavgat, Türkiye'de en fazla yeraltı suyuyla beslenen akarsu olmasıyla isim yapan, yani en çok karstik kaynakla beslenen yapıya sahiptir. Düden Şelalesi ve Manavgat Şelalesi gibi turizm potansiyeli olan bir akarsuyumuz. Arkadaşlar üzerinde Oymapınar Barajı'nı görmek mümkün olacaktır. Oymapınar Barajı, Manavgat üzerinde bulunan bir es, yani hidroelektrik santrale karşı gelir. Geçmiş yıllarda sınavlarda sorulmuş bir soru tarzı olmakla birlikte şu yorum. Manavgat Barajı'nın diyor yapılmasındaki amaçlardan biri, yani temel amaçlardan biri olan hangisi olur dersek, o da şu, Türkiye'nin tek alüminyum işletmesi diyeceğiz. O da nerede olacak arkadaşlar? Konya Seydişehir. Ülkemizde bir tane alüminyum işletmesi tesisi var, o da Seydişehir'dedir. Seydişehir'deki alüminyum tesisinin enerji elektrik ihtiyacını karşılamak amaçlı inşa edilmiş bir baraj olarak isim yapar. Yani Oymapınar Barajı'ndan alınan enerji Seydişehir'deki alüminyum santralinde, fabrikasında diyelim, elektrik olarak kullanımı söz konusu olmaktadır. Arkadaşlar Akdeniz'deyiz. Seyhan, kendi ismiyle anılan Seyhan Barajı.
Sonra Ceyhan diyelim ya Akdeniz'deyiz. Akdeniz bölgesinde olup da üzerinde en fazla HES, en çok baraj bulunduran karşı olarak Ceyhan isim yapar. Bunlardan Aslantaş barajımız 1. Menzelet barajı 2. Berke barajı 3. Sır barajı ve Kartal Kaya. Evet, Aslantaş, Menzelet, Berke, Sır ve Kartalpaya barajları Ceyhan üzerinde yer alan hidroelektrik santralleri de barajlara karşı gelmesi söz konusudur. Arkadaşlar şöyle toparlayalım. Fırat. Fırat şu an Türkiye'deki akarsular içinde akarsu olarak enerji üretim potansiyeli en yüksek akarsuyumuz. Üzerinde Türkiye'nin en büyük ilk üç barajını barındıran akarsudur. Hatta Türkiye Ankara Kaya'yı. Sonrasında akarsular içinde uluslararası etkisi, jeopolitik önemi ya da etkisi başı çeken akarsu. Su sorunu hatırlarsanız Suriye ile yaşadığımız bir sorun olarak daha çok öne çıkmakta. Bu sorunun temelinde Fırat suyunun paylaşılması gibi sebepler ön plana çıktığını görüyoruz. Arkadaşlar üzerindeki barajları eski hatırlayacak olursak bunlardan en büyük ilk üç barajımız Türkiye'nin. Başta Atatürk barajımız 1 diyelim. Atatürk Barajı, Keba Barajı, Karakaya Barajı artı Şanlıurfa'nın yine ilçe ismini taşıyan Birecik Barajı. Fırat üzerinde öne çıkan barajlarımız içindedir. Atatürk, Keba, Karakaya gibi barajlar arkadaşlar ve burada Birecik'tir. Birecik Barajı'nın dipnot bir özelliği söz konusu olacak. Bu dipnot özelliği de arkadaşlar iki tarihi mekanı belli bir kısımlarını sular altına hapsediyor bunlar. Biri o Birecik Baraj sularının altında kalma durumuyla karşı karşıya kalan yerlerden biri. Antep'te bulunan Zeugma, dünyanın en büyük açık hava mozaik müzesi olarak da geçen yer. Zeugma ve diyelim Halfeti'yi sular altına hapseder. Evet. Antep'teki Zeugma ve Şanlıurfa'nın Karagöl'e de isim yapan Halfeti tarihi mekanı arkadaşlar sular altına hapseden barajımız Birecik. Yani Halfeti ve Zeugma hangi barajın sular altında kalma riskiyle karşı karşıya yolunda bizim Birecik barajına götürmesi söz konusu olacaktır. Aynı zamanda Fırat'la ilgili bir yorumda yapacak olursak, üzerinde arkadaşlar tamamen yerli yapım asma köprümüzü de barındıran bir akarsuyumuz. Fırat üzerinde Adıyaman Diyarbakır ve Adıyaman Urfa bağlantısını yapan Misili köprüsü Fırat üzerinde yer alan bir asma köprümüz durumunda bunu ulaşım konusunu işlerken tekrar ele almamız söz konusu olacaktır. Şimdi akarsulardan bir de şunu toparlayalım. Dicle. Dicle üzerinde bulunan HES'ler, öne çıkan barajlarımız ya da santrallerimizi hatırlarsak. Kral Kızı 1 arkadaşlar, Kral Kızı barajı. Deve Geçidi, Ilısu, sonrasında bir diğer olarak arkadaşlar Batman barajımız ya da Cizre barajları gibi dikkat almak mümkün. Bunlar içinde Dicle üzerinde bulunan barajlardan Ilısu Barajı'nın öne çıkaran not bir vasfı karakteri söz konusudur. Ilısu Barajı ilk defa 2020'de aktif hale geçmesi yani elektrik üretimine aktif olarak başlaması söz konusu olmakla birlikte Ilısu'nun yapılması ve aktif olması ile birlikte hangi tarihi mekan sular altına hapsolma durumuyla karşı karşıya kaldı dersek Batman'da yer alan asırlık medeniyet Hasan Gey. Hasan Gey'i sular altına hapseden baraj olarak isim yapar. Ilısu Barajı. Onun için diyoruz ki Hasan Gey'i sular altına hapseder. Yani Hasan Gey Ilısu Barajı'nın sular altında kalma durumuyla karşı karşıya kalmış bir durumda oluyor. Ilısu Barajı Hasankeyf'i sulara hapsediyor.
Arkadaşlar burada şöyle bir dipnot toparlayacak olursak, burada şöyle bir değerlendirmeyi görelim. Burada dikkat alırsanız, Fırat ve Dicle üzerinde örneklediğimiz marajlardan hangisi hariç? Keman hariç. Keman hariç, diğer Fırat ve Dicle üzerinde gördüğümüz barajlar GAP kapsamında. GAP kapsamında geçer. Ama hangi baraj GAP kapsamına dahil değildir mantığında? Keman GAP kapsamı dışında kalan bir baraj. Diğerleri Güneydoğu'nun projesi kapsamında geçen barajlardır. Geçmiş yıllarda bunun bir örneğini sordular. Karpis'te çıkan örneğinde barajların ışıklara yazıp 5 baraj verip hangisi GAP kapsamında yer almaz diye bir soru soruldu. Ve cevap olarak da cevaplanan ışıklımız Derinen barajıydı. Yani Derinen olunca belki biraz soru yapılması daha olasıydı. Neden dersek Derinen. Dolayısıyla Türkiye'nin en yüksek gövdeli barajı olarak da dipnot özelliği olup nerede? Artvin'de, çok üzerinden. Artvin'de ilgili barajın GAP'la bir ilgisi olamayacak. Yani o açıdan biraz görmek ve çözmek kısmen daha rahat. Ama Keman olsaydı Derinen yerine bu defa daha zorunlu derecesi artacaktı. Çünkü bu da Güneydoğu yakın çevrede kalmasıyla karıştırılması biraz daha olasıydı. Arkadaşlar burada isim verdiğimiz HES'ler, yani barajlar, dedik ki hidroelektrik santraller sonucundan enerji üretilen barajlarımıza karşı geliyor. Ama biraz önceki derste yine değerlendirdiğimiz, demiştik ki enerji üretilen göller daha çok barajlardır, yani yapay göldür. Doğal göller enerji üretme durumu pek mümkün olmamakta. Ama istisna olarak doğal göl olup da doğal göller arasında yer alıp da enerji üretilebilen doğal göllerimiz hangileridir dersek, Hazar, Tortum, Çıldır, Kovada ve Eğirdir gölleri enerji üretme basına karakterine sahip olabilen doğal göller olarak geçmesi söz konusu olacaktır. Bu grubuyacağız. Ve arkadaşlar burayı burada bitireceğiz konuyu. Ve bunun haftaya devamındaysa konu olarak yeraltı su kaynaklarına konumuzu devam ettireceğiz. Burada yeraltı suları dediğimiz zaman sıcak soğuk su kaynakları gibi dağılış üzerinde ilgili faktörler, özellikleri sıcak ve soğuk su ve kaynak türleri ile ilgili önümüzdeki hafta, önümüzdeki derste buradan devam etmiş olacağız diyelim. Bugünlük burada duralım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.